Merhaba arkadaşlar, ben Emre Sağlık. Türk Hava Kurumu, İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde moda çok öğretmen olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda TÜBİTAK, liseler arası insan savaş yarışmasında danışma ve değerlendirme kurulu üyesiyim. Danışma değerlendirme kurulu olarak sizler için hazırlamış olduğum kontrolcüler otoprat hakkında kısa bilgiler paylaşacağım. Evet, içerik olarak geçersek arkadaşlar, kontrolcü kartları, sensörler, harici sensörler, otopilot ve sensörün bağlaşması ve kurulumu, failsafe, mission planning ve otopilot kurulumu. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Uç kontrol kartı nedir arkadaşlar? Var olan tüm sensörün bağlı bulunduğu ve bunların verilerin ilgili veri yollarında iletişimini yöneten, insan savarcının otonom veya manuel olarak uçuşun kontrolünü sağlayan elektronik pilot sistemine biz uçuş kontrol birimi diyoruz. Bu sistem ile bulunduğu yazılımlar ile hava aracının stabil bir şekilde uçmasını sağlayabilmekte, acil durumlarda eve dönüş ve otomatik iniş yapabilmektedir arkadaşlar. Yani kısaca bir uçuş kontrol kartınız var ve bunlarla üstünde herhangi bir şekilde otonom uçuyorsunuz. Acil bir durum oldu. Sistemden acil durum butonuna bastığınız zaman ya olduğu yere inip ya da eve dönerek, kalktığı yere inerek emniyet bir şekilde inmesini sağlıyor. Kontrol kartları, birçok kontrol kartları var. Bu kontrol kartlarına değinecek olursak Ardocopter, Pixar, Pixar Cube, Mini, Vector, NASA, Navio gibi. Ardocopter bilinen en fazla kontrol kartıdır ucuz olmasından dolayı. Pixar ve serisi aynı şekilde en çok bilinen şu kontrol kartı. Vector şu an Türkiye'de fazla bilinmiyor çünkü biraz daha işlemesi daha zor. Sensörünü tamamen kendiniz takıyorsunuz. Diğer sistemlerde en azından içinde inme ölçer, dönü ölçer gibi sensörler var. NASA dronlarda kullanılıyor. Sabit kanatla kullanılmayan bir kontrol kartı. Phantom ve diğer serilerde bu NASA kullanılıyor. Navio da aynı şekilde Ardocopter ve Pixup gibi uçuş kontrol kartı kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, sensörlere geçersek uçuş kontrol kartında bazı sensörler var. Bunlar harici ve dahil olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dahillik sensörler, yani içinde bulunan sensörler inme ölçer, dönü ölçer ve sayısal pusula. Harici olarak da küresel konuma sistemi GPS'imiz, güç modülümüz ve hava hızı ölçerimizi alıyoruz, yani airspeed'imizi. Uçuş kontrol kartı alırken bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü her uçuş kontrol kartında bazı işlemciler olmayabiliyor. İlk alırken manuellerini kesinlikle okumanızı taraftarı ediyorum. Manuel çünkü çok önemli. Manuel okuyup size yararlı hangi sensör varsa onlar alabilir ve bu sayede de sizin hava aracınızın daha düzgün ve daha stabil ve daha iyi uçmasını sağlayabilirsiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. İnme ölçere geçersek, bir kütlenin sahip olduğu inme ölçmek için kullanılan bir cihazdır. İnsan savarcımızın hızının zamana göre değişimini görebiliyoruz. Ve bu sayede insan savarcımızın biz ne kadar inmeyle hareket ettiğini rahatlıkla uçuş kontrol kartına gelinen veriyle algılayabiliyoruz bizim uçuş ekranımızdan. Dön ölçerimiz, jiroskopumuz yani arkadaşlar. Jiroskop sensörü açısı hızı algılayabilmek için bir sistemdir. Yani sabit duran bir cismin 3 dikey eksende açısal olarak karşılaştırarak dönüşünü hızını belirlenir. Algıladığı verileri işlemci sayesinde işleyerek elektriksel sinyale çeviriyor. Yani bizim otopilotumuza yolluyor arkadaşlar. Jiroskop yön ölçüm ve ayarlanması kurulunda açısal dengenin korunması ilkesiyle çalışıyor. Jiroskopik hareketin temeli fizik kurallarına ve merkez kaç ilkesine dayalıyor. Örnek verecek olursak arkadaşlar, uçuş kontrol kartımız normal yere paralel bir şekilde duruyor. Yere paralel bir şekilde durduğu zaman arkadaşlar, bizim uçuş hattımız bakın herhangi bir şekilde hiçbir açı almıyor. Yaklaşık bir 25 derece kadar bir açıyla dönersek bakın bizim normalde uçuş hattımız şurasıydı. Kırmızıya baktığımız zaman arkadaşlar belli bir derece açı yapıyor. Yani şu açımız. Şu açıyı biz burada rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bu sayede bizim hava aracımızın ne kadar dönüş yaptığını, kaç derece dönüş yaptığını algılayabiliyoruz. Ve bu sayede de bizim insan savarcımızın hangi konumda olduğunu jiroskop sensörüne rahatlıkla görebiliyoruz. Küresel konumlama sistemi arkadaşlar, GPS'imiz. Bunu seyir sefer dersinde yine görmüştünüz. Kısaca değinmek istiyorum. Ben Eskişehir'de olduğum için Eskişehir'de örnek verdim. Şimdi ben Eskişehir'den çıktım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yanıma GPS sensörüm ya da hiçbir şeyim yok. Ama bir haritam, bir de kalemim var. Ben Eskişehir'den 150 km uzaklıkta olduğumu biliyorum ve kayboldum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Eskişehir merkezden 150 km yarı çapında bir daire çiziyorum. Arkadaşlar, kırmızı noktadan herhangi bir yerindeyim. Yani bu
Dairenin herhangi bir yerindeyim. Daha sonra ikinci veri elde ettim arkadaşlar. Bu ne? Kütahya 200 kilometre uzaklıkta olduğumu öğrendim. Daha sonra Kütahya merkezden 200 kilometre yarı çapında yine bir daire çiziyorum. Bakın A ve B noktalarına kesişti. Demek oluyor ki arkadaşlar ya ben A noktasındayım ya B noktasındayım. Üçüncü veriye ihtiyacım var. Bu sefer üçüncü veri şu arkadaşlar. Çiftelere 75 kilometre uzaklıkta olduğumu öğrendim. Çifteder merkezden 75 kilometre yarı çapında bir daire çiziyorum. Ve dikkat edin üçü de B noktasında kesişiyor. Yani demek oluyor ki ben buradaki B noktasındayım. Peki GPS'imiz nasıl oluyor arkadaşlar? GPS'e gelirsek benim GPS buldu. Bakın yine aynı şekilde kırmızı herhangi bir bölgedeyim. İkinci GPS'im buldu. Pozisyon 1 ve 2'de kesişti. Demek oluyor ki ya 1'deyim ya 2'deyim. Daha sonra üçüncü GPS'e ihtiyacım var. Üçüncü GPS'i bulduğumda pozisyon 1'de olduğumu rahatlıkla algılayabiliyoruz. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Enlem ve boylam olarak bizim hava aracımızın nerede olduğunu buluyor. Peki bir hava aracının yerden yüksekliği nasıl algılıyor? Dördüncü uydu tarafından. Dördüncü uydu tarafından da bizim hava aracımızın yerden yüksekliğini algılıyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim uçuş kontrol kartlarımız, GPS'lerimiz 4 uydu değil, en az 6 ya da 8 uydudan sonra tam verim alıyor. 4 uydu bulduğu zaman genelde GPS kalitesi kötü diye uyarı veriyor. GPS modülü ile insansız hava aracımızın bulunduğu noktanın koordinatlarına ulaşabiliriz. Bu koordinatları belli servisler yardımıyla görsele dönüştürerek insansız hava aracımızın harita üstündeki yerini göstermektedir. Ve bu rahatlıkla da biz insansız hava aracımızın nerede, hangi pozisyonda, ne kadar irtifada olduğunu rahatlıkla algılayabiliyoruz. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir uçuş kontrol kartı aldınız. Bu uçuş kontrol kartına uyumlu bir GPS almanız lazım. Her GPS bazen uymayabiliyor. Bunu manuelini açarak yine uçuş kontrol kartınızı hangisini destekliyor açarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Marka ve kalitesine göre de arkadaşlar 3 ile 5 metre arasında bir kayma oluyor. Buna çok dikkat edin. Biraz kaliteli almaya önem gösterin GPS'lerde çünkü sizin için yararlı olacaktır. Güç modülümüz arkadaşlar. Güç modülü insansız hava aracımızın güç salımını yapan modüldür. Üzerinden geçen akım ve volt değerini uçuş programında göstererek bizim hava aracımızın kaç volt ve kaç amper kullandığımızı göstermektedir. Peki bunu biz nasıl takıyoruz arkadaşlar? Öncelikle herhangi bir lipo batarımızı buraya takıyoruz pil girişine. Daha sonra ESC'mizi takıyoruz. Tabii ki motoru da. Bir de aynı zamanda bizim sinyal çıkışımız var. Bu da kontrol kartına takıyoruz arkadaşlar bu ucu da. Daha sonra taktığımız zaman bizim herhangi bir uçuş programı açtığımızda her ekranın genelde sol tarafında olur alt köşesinde uçuş ekranın. Bataryanın kaç volt olduğunu, kaç amper çektiğini ve bataryanın yüzde kaç kaldığını görebiliriz. Ve bu sayede arkadaşlar bizim hava aracımız ne kadar kaldı, acil bir duruma girdi mi girmedi mi, herhangi bir şekilde oraya gidip gidemeyeceğimizi rahatlıkla algılayabiliriz. Ve bu sayede bizim motorumuzun aslında kaç amper çektiğini buradan da görebiliyoruz. Ortalama. Pusula insansız hava aracımızın uçuş yönünü göstermektedir. Bu sayede uçuş yönümüzü bulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Peki nasıl bulacağız? Örnek verecek olursak yine aynı şekilde. Bakın uçuş kartımız yine yere paralel herhangi bir şekilde bir açı vermiyor ve sıfır pozisyonda yani kuzeyde. Daha sonra yaklaşık 5 derece doğuya doğru bir hareket etmiş ve yaklaşık bizim uçuş yönümüz pusulaya göre 351 derece. Ve bu sayede biz insansız hava aracımızın hangi yöne doğru gittiğini rahatlıkla algılayabiliriz ve derece olarak. Örneğin arkadaşınız dedi ki size 50 derece sola dön. Buradan 50 derece çıkarttınız. Yani yaklaşık 301 derece olduğu zaman 50 derece sola dönmüş oluyorsunuz. Ve bu sayede de siz insansız hava aracınızı hangi pozisyona götürmek isterseniz buradan da götürebilirsiniz rahatlıkla. Hava hızı ölçer. Hava hızı ölçerimiz sabit kanatlar için döner kanatlı bunu alması kesinlikle gerek yok ve almasın. Hava hızı ölçeriniz yani bir nevi de airspeed diyelim. Hava hızı ölçerimizin çalışma mantığı tüpün açık ucundan giren hava akımının oluşturduğu basınç ile tüpün yanlarından deliklerinden giren havanın oluşturduğu basınç farkları arasındaki diyafram vasıtasıyla ölçülüyor. Bunun ölçüm verisinden yola çıkarak elektronik devre veriyi form hesabına geçirerek bize hız ölçüsün biriminden kilometre bölü saat olarak bize ekranımıza sunuyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Anlatırsak arkadaşlar bir basıncımız var. Uçağımızı önümüze koyduk ve havalandık ve basınç ölçerimiz bizim çalışmaya başladı. Basıncımız alıyor. Yanlardan da statik basıncımız alıyor arkadaşlar. Daha sonra bu iki veriyi kablolar borular yardımıyla basınç farkı ölçer kartımıza getiriyor. Kart hesaplayıcı hesaplıyor ve bize
bir sinyal yolluyor. Elektrik sinyal. Peki bu nerede? Bizim uçuş kontrol kartımızın hangi uçuş kontrol kartının belirten yerindeyse oraya takmanız lazım. Yani bizim bir tüpümüz, bir sinyal gücümüz, bir kart hesaplayıcımız, bir de borularımız çıkacak. Buna dikkat edin. Bunları hesaplıyor ve bizim hava hızımızı rahatlıkla gösterebiliyor. Bir not arkadaşlar, bunu çok dikkatli dinleyin. Eğer hava aracı ölçemizi pervanenin ürettiği havadan etkilenmemesi için kanat üstüne koymamız lazım. Peki niye? Pervanın arkasına koyduk. Ben pilotum ve belli bir hız motoru açtım ve hızlanmaya başladım. Her saniye arkaya gelen hava daha fazla olacak. Çünkü ben ne kadar motor gücü verirsem o kadar arkaya doğru bir rüzgar üretti. Ben bu sensör arka motorun tam arkasına koyarsam doğru bir veri almamış olurum. Çünkü motorun verisini almış olurum bu nevi. O yüzden bizim hava araçlarımızda tamamen kanat uçlarına koymanız gerekiyor. Kanat uçlarına koyduğunuz zaman motorun ürettiği, pervanın ürettiği herhangi bir şekilde hava atımına etkilenmeyerek daha rahat bir veri almanızı sağlıyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Evet arkadaşlar, şimdi de bir sabit kanat hava aracını otonom sisteme çevirmeyi anlatalım. Öncelikle ne gerekiyordu? Bizim bir radyo kontrol uçak yapmamız lazım. Peki nasıl? Radyo kontrol uçak nasıl yapılıyordu önce? Bir alıcımız, bir aynı şekilde kumandamız, vericimiz yani, motorumuz, ESC'miz, pilimiz, bunlar gerekiyor. Daha sonra hareket düzeyleri hareket ettirmek için servolar ihtiyacımız var. Bunlar ne? Elero servosu, elevatör servosu ve radar servosu. Bunu yaptığımız arkadaşlar tamamen bir radyo kontrol uçak oldu. Daha sonra X marka herhangi bir şekilde bir oturup pilot kartı aldınız, bağladınız. Bunun için de genellikle buzzer ve güvenlik anahtarı çıkar arkadaşlar. Sistem içine dahildir. Bu kontrol kartı olduğunu bir tane GPS almanız lazım. Bu manuele dikkat edin. Bazı GPS'ler bazı uçuş kontrol kartına uymuyor. Ve bu yüzden de aksilikler yaşayabilirsiniz. Buna çok önemli dikkat edin. Bir de sabit kanat hava aracımızda airspeed olması lazım. Airspeed'i bazı uçuş kontrol kartlarına bağlantı kullanmanız lazım. Çoğaltıcı kullanmanız lazım. Bunların şekilde boniyonuna bakarak bulabilirsiniz. Bir de ne lazım da bizim havadaki bütün verileri alıp bilgisayar ekranına yansıtan bir telemetri sistemimiz. Ya nasıl oluyordu? Bizim hava aracında işleyerek bizi yer atıyordu. Yerde aynı şekilde bunun bir tane daha alıcı verici mantığı düşünün. Kumandaki bir alıcı alıyor, işliyor ve bizim ekran bilgisayar ekranımıza bizi gönderiyor. Bir de en önemli dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bütün uçuş kontrol kartının şu şekilde bir simge vardır. Aynı şekilde GPS'te de vardır. Bu nedir? Bizim hava aracımızın ön tarafını gösterir. Yani bizim hava aracımız ön tarafı ne tarafsa biz bu ok açıları ona şekilde koymamız gerekiyor ki hava aracımız tamamen doğru olsun. Eğer bunu ters bağlarsanız otonom sistem tamamen yanlış çalışır ve sizin uçağınızın kırılmasına sebebiyet verir. Buna kesinlikle dikkat edin. Şimdi gelelim arkadaşlar döner kanada. Döner kanadı peki nasıl kuracağız? Döner kanadı herhangi bir otonom sistemde yapmadan normal bir sistem yapalım. Öncelikle yine alıcı vericimiz, motorlarımız, ESC'miz, bataryamız olması gerekiyor. Daha sonra otonom sisteme çevirsek X bir tane uçuş kontrol kartı seçiyoruz. Yine aynı şekilde bu X otopilot kartına uyumlu bir tane GPS seçeceğiz. Yine aynı şekilde genelde otopilot kartlarının içinde güvenlik anahtarı ve uyarıcı dediğimiz buzzer sistemler çıkıyor. Sabit kanatlı olduğu gibi bir de telemetri sistemimizi alıyoruz. Bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bakın burada daha net. Burada ekrandan biz rahatlıkla bütün verileri görebiliyoruz. Sabit kanatlı olduğu gibi arkadaşlar yine aynı şekilde bakın her otopilotun ve GPS'in bu şekilde simge vardı. Yani bu bizim ön tarafı gösteriyor. Drone'umuzun ön tarafına bakacak şekilde bunu koyuyoruz. Peki bunu koymadık, ters koyduk. Yapacağınız şey şu olur arkadaşlar. Koydunuz, her şeyi güzel hazırladınız, uçağa geçtiniz. Ve siz bir şekilde havalandınız. Normal kalktınız otonom. Siz öne verdiniz, drone geriye doğru gidecek. Normalde siz önü o taraf algıladınız, o tarafa göre ayarladınız. Daha sonra bir maniye varsa, etrafınızda herhangi bir ağaç vesaire varsa bu hava aracınızın kırılmasına sebebiyet verir. Bunlara dikkat edin. Bunlar önemli şeyler, dipnotlar. Bunlar sizin hava aracınızın emniyetli bir şekilde uçmasını sağlıyor. Evet, şimdi arkadaşlar uçuş kontrollerin programlarını anlatacağım. Mission planı ve Gül Kur'an kontrolden. Genelde Mission planı üstünden gideceğim. Çünkü üniversite yarışmalarında geçen senelerden bahsediyorum. En çok kullanılan Mission planı ve benim de kullandığım en fazla Mission planı. Gül Kur'an kontrol de güzel. Ama Mission planı daha çok kullandığım için size ondan ufak da olsa bir uçuş nasıl yapılır, uçuş nasıl programlanır, ilk ayarlar nasıl yapılır onları kısaca bahsetmek istiyorum.
Mission Planner'ı ücretsiz bir yazılımdır. Aynı şekilde GUIKurant da ücretsiz bir yazılım. Bunları internet sayfalarından indirebilirsiniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Mission Planner'ı indirdiğimizde ilk başta bu şekilde bir sayfa gelecek arkadaşlar. Bu sayfada bizim değişik metalyalarımız var. Sol taraftaki gördüğünüz arkadaşlar bizim uçuştaki verileri aldığımız yer. Yani uçuşta hangi verileri nasıl istiyorsak biz genelde sol taraftan göreceğiz. Aşağıda da yazılı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta arkadaşlar Google Maps kullanılıyor ve bu sayede uçağınızın navigasyon üstünde rahatlıkla nerede olduğunu görebiliyorsunuz ve bu yararlı bir şey. Devam edersek arkadaşlar şimdi sol taraftaki pencereyi yavaştan inceleyelim. Şimdi penceremizde ne var arkadaşlar? İlk baş bana bakalım. Birinci verimiz arkadaşlar bizim şu bölgemiz. Bu bölge bizim ne işimize yarıyor? Birinci hava hızı sensörü takılıysa o, takılı değilse de zemin hızımızı ölçüyor ve bu sayede bizim hava aracımızın kaç kilometre bölü saatte gittiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Cross track hatası ve dönüş hızı. Bu arkadaşlar, bu ikinci bizim verimiz. Bir rota çizdik. Bu rota üstüne gitmeye çalışıyoruz. Burada artı şeklinde olursa bizim rotamız düzenli bir şekilde gidiyor demektir. Eğer buradaki artı değil de şuralara doğru kayıyorsa demek ki bizim açımız o tarafa doğru dönmesi lazım. Bu cross track hatası dediğimiz hatı, yani sizin navigasyon hatanız. Pusulamız diğer derslerde gösterdiğimiz gibi arkadaşlar yine aynı şekilde. İstikamet açısı, bakın şu an şu 4 numaralı istikamet açımız şu an 0'da, yani herhangi bir şekilde bir açı vermemiş. Kaç derece dönersek de arkadaşlar sola ya da sağa bu şekilde biz parametreleri görebiliyoruz. TMT bağlantı kalitemiz var arkadaşlar burada 5. veride. Bu 5. veride telemetrimizin ne kadar iyi çekip çekmediğini buradan rahatlıkla algılayabiliriz ve bu sayede de telemetrimize sıkıntı varsa da görebiliriz. 6'ya geçersek arkadaşlar GPS zamanı, bizim GPS ne kadar olduğunu saatte görerek biz hangi saatte nerede uçtuğumuzu rahatlıkla bulabiliyoruz. 7'ye ise arkadaşlar burada 7'de bizim irtifamız ve kalktığımız yerdeki yüksekliği sıfır alarak bizim irtifamızı söylüyor arkadaşlar. 8'deki ise arkadaşlar şuradaki verimiz AS yazan hava hızı ölçümüz. 9 yer hızı ölçümüz. 10 power modelde gösterdiğim gibi arkadaşlar bataryanın durumunu, kaç volt olduğunu ve yüzde kaç kullanılmış. Şu an motor takılı olduğu için amperi göstermiyor. Ona ileriki derslerde tekrar değineceğiz arkadaşlar. 11'imiz yapay ufuk arkadaşlar. Bizim hava aracımızın şurası tamamen. Şurası bizim yapay ufukumuz. Yeşil ve normal diyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu yapay ufuk hattı şudur arkadaşlar. Eğer uçağımız düz bir şekilde gidiyorsa ne yukarı gökyüzüne ne yeşile gelir. Tam düz bir şekilde hem ne irtifa alır ne irtifa verir. Eğer bu yeşil kırmızı şu bölge yeşilin altına doğru inerse irtifa veriyoruz demektir. Yeşilin üstüne çıkıyorsa irtifa alıyoruz demektir. Ve bu sayede bizim uçağımızın pozisyonunu görebiliyoruz. Devam edersek arkadaşlar 12 uçağın pozisyonu şu şekilde arkadaşlar. Sola ya da sağa attınız. Yine aynı şekilde ufuk hattıyla, aynı yapay ufuk hattıyla. Sola attınız. Bu çizgimiz sola doğru gidiyor. Burası yukarı doğru kalkıyor. Ve bu sayede de bizim hava aracımızın sola döndüğünü anlıyoruz. Aynı şekilde tam tersi olursa sağ ve buradan çapraz sağa yapıyor. Bu şekilde de sağa yattığımızı rahatlıkla algılayabiliyoruz. 13 arkadaşlar GPS'imizin kalitesi, GPS'in durumu ve bu sayede ne kadar GPS'imizin iyi veri alıp almadığını rahatlıkla görebiliyoruz. 14 arkadaşlar şurada 0 büyüktür 0 yazıyor. Bu ise ilk 0 geçerli yol haritasının numarası. İkincisi ise yol noktasının uzaklığını bize gösteriyor. 15'te arkadaşlar bizim uçuş modumuz. Bunu ileriki derslerde de bahsedeceğim zaten. Hangi modda nasıl uçmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Burayı incelediğimizde arkadaşlar bu şekilde veriyi elde etmiş oluyoruz. Ve bu sayede de bizim hava aracımızdaki bütün bilgileri ekranımızda görebiliyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi ben Mission Planner'ı indirdim. Mission Planner'ı indirdiğinizde ilk baş size bir yazılım soruyor. Hangisini kullanacaksınız diyor. Siz buna göre siz yazılımınızı yapıyorsunuz. Uçak mı? Quad mı? İşte Quad'ın değişik versiyonu 6, 8 gibi. Helikopter mi? Hangisini kullanmak istiyorsunuz? Onun yeni sürümünü yükleyebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar herhangi bir otopilot aldınız. Normal USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Bilgisayarınıza bağladığınız zaten otomatikman görmesi gerekiyor.
Bilgisayarıma bağlarken şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Nasıl bağlayacağım? Şurası bizim uçuş kontrol yerimiz. COM4 yazdı. COM4'ten bağlamışız. Şurası bizim tamamen uçuş hattımız. Daha sonra şuradan bağlan dediğimizde bağlanarak bizim verilerimizi alıyor. Şuna dikkat edin. Bu diğer derslerde anlatılmıştır arkadaşlar. Telemetre bağlantısı 57.600 yapılıyor. Yani şurayı 57.600'e getirmeniz gerekiyor. Tam veri alabilirsiniz. Bunları bağladık. Daha sonra bizim otopilotumuz gördü. Gördükten sonra temel ekipman kalibrasyonları yapmanız gerekiyor. Bu temel ekipman kalibrasyonlarını nasıl yapacağız? İlk baş ivme ölçeri yapacağız. Kalibrasyona tıklıyorsunuz. Daha sonra bizim hava aracımıza takmadan önce bunları yapmanız gerekiyor. Kesinlikle hava aracına takmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü hava aracını kırılıyor. Resimde hava aracına takılmış şekilde gösteriyor. Sizin daha rahat algılamanız için. Genelde resim olarak gösterilmiyor. Yazı olarak gösteriyor. Burada sadece resimli olarak koydum. İlk baş normal herhangi bir şekilde düz zemine koyarak basıyorsunuz. Herhangi bir boş tuşa basıyorsunuz. Daha sonra sola 90 derece yatırıyorsunuz. Sağa 90 derece yatırıyorsunuz. Aynı şekilde tam aşağıya ve aynı şekilde tam yukarı 90 derece koyuyorsunuz. Daha sonra da tam geri olarak uçuş pozisyonu koyarak bunların verilerini yapıyorsunuz. Bu sayede bizim uçuş kontrol kartımızdaki bütün verileri almış oluyor. Bu sayede de hava aracımız yön duygulunu rahatlıkla bulabiliyor. Daha sonra pusulaya geçtik arkadaşlar. Pusulayı da aynı şekilde kalibrasyona patıklayarak, buradan doğrudan kalibrasyona tıklayarak şu şekilde bir ekran gelecek. Normalde şu boş ekrandır. Siz otopilotunuzu 360 derece her tarafa çevirerek bu verileri alabiliyorsunuz. Bu veriler bizim ne işimize alıyor? Herhangi bir şekilde pusula hatası vesaire hatası vermeyerek bizim tamamen pusulamızı sıfırlıyor. Ve bu sayede de bizim hava aracımızın pusula kaybını önlemesini sağlıyor. Eğer bunları yapmazsanız habire uyarı gelir arkadaşlar. Pusula hatası, ondan sonra kalibrasyon hatası, inme hatası gibi hatalar gelebilir. Bunları belli aralıklarda yapmanızı tavsiye ederim. Bazen gidebiliyor. Daha sonra kumanda bağlantısı. Diğer derslerde de göstermiştik. Burada biraz değinmek istiyorum. Şimdi bir sürü kumanda çeşitleri var. Hangi kumanda aldığınız önemli değil. Her kumanda neredeyse Mission Planner'ın ya da herhangi bir kontrol kartları da destekliyor. İlk başta normal bir kumanda aldınız yapalım. SPAC girişi yok. SPAC girişi de dataların tamamen tek bir kabloya alınması. Burada göstereceğim. SPAC girişi yok. Normal bir tane encoder alıyorsunuz. Satılıyor arkadaşlar. Daha sonra bunu hangi alıcınız nasıl çalışıyorsa encoder'a göre değişebiliyor bazen. Ona göre takıyorsunuz kablolu pinlerini. Daha sonra otopilotun RC in tarafına takarak tek bir kablo tarafından sizin PCM'den PPM'e çevirebiliyor. Ve bu sayede tek bir kabloda yararlanabiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer kumandanızda SPAH girişi varsa arkadaşlar, şurada yazıyor SPAH yazar. SPAH girişiniz varsa o kabloyu tek takarak bu şekilde girebiliyorsunuz. Şuna dikkat edin. Normalde sinyal kablomuz burada yukarıdayken burada aşağıda oluyor. Otopilotların her zaman ters olabiliyor. Buna dikkat edin. Sinyal artı ve eksi, artı eksi olarak ya da normalde bizde sinyal artı eksidir. Buna dikkat ediyoruz. Şeyde. Peki biz Türkiye'de Motiki kullanıyoruz. Motiki önceden duymuşsunuz uçuş kontrol kartı. Motiki neydi? Yeniden bir kalibrasyon yapmadan bunu bilmemiz lazım. Motiki evren kanalları yani kanatçıklarımız bir. Yani sağ siti sağ sol yaptığınızda sağ evren ve sol evren olmak üzere iki arıyor. Sağ ve sol yatış yapıyor. İki elevatörümüz yukarı ve aşağımızı itifamımızı sağlıyor. 3 gazımız arkadaşlar, trolumuz. 4 radarımız. Şurada herhangi 5 ya da 6'ya kumandanıza göre kanal atayabilirsiniz. Bu sayede de sizin hava aracınızın modlarını değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, kalibrasyona geçtik. Kalibrasyon yapmadan önce de sizin bir tane 5. kanal, 6. kanal artık hangi burada siz hangi stick kullanıyorsunuz? Genelde 3 konumlu bir stick tercih ediyorum ben. Çünkü 3 mod atayabiliyorsunuz. Daha fazla atabiliyorsunuz ama 3 mod sizin için yeterli. Önceden kumanda ayarından girerek X kumanda olabilir. Çünkü şu an örnek vermem doğru olmaz. Belli kumandalar var. O kumandalardan bir tanesini alarak 6. kanala nasıl stick atandığını öğrenerek oradan stickleri atıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar eleron yapmaya başlıyorum. Eleronu tam sol verdiğimde bakın burada son bir kırmızı çıkacak. Sağ verdiğimde tam sağ çıkacak. Bunu tam verdiğinize dikkat edin arkadaşlar. Aynı şekilde yükseliş verdiğimde bu şekilde, dalış verdiğimde bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Gazımı tam gaz yaptığımda ve minimum yaptığımda bu değerleri kesinlikle almam gerekiyor. Aynı şekilde bizim radarımız da aynı şekilde arkadaşlar. Tam sağ radar, tam sol radar yaparak verileri aldık.
Daha sonra 5 ya 6, buna beş, bakın 5. kanal, 6. kanal. Üst titik de yaptık mesela arkadaşlar. 5. kanal üst titik. 1 yaptı bu şekilde alır. 2 bu şekilde alır. Bunu saymaz burada. 3. yaptığınızda buraya gelir. Bu gözükmez ama bu vardır konum. Merak etmeyin. Aynı şekilde 6'yı yapalım arkadaşlar. 6 normalde şurada diyelim. Verdiğinde burası bu arasında çalışıyor. Yani bu arasında herhangi bir sinyal girişi olduğu zaman bunu uyararak bizim otopilotumuza rahatlıkla veriyor. Geldik şimdi servo çıkışlarına. Servo çıkışlarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 5. kanal, 6. kanal, 7. kanal. Bunlarda minimum, maksimum ve reverse ayarlarını da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey kullandınız. Onu da rahatlıkla elde edebilirsiniz. ESC kalibrasyona geldik. ESC'nin kalibrasyonu şu şekilde de yapılabilir. İki yolu var. Bir, herhangi bir ESC aldınız, bir kumanda aldınız ve bunu kalibre etmemiz lazım. Kalibre ne işe yarar? Bizim ESC'mizin maksimum ve minimum gaz değerini ölçmesine yarar. Ve buna göre ayar yapar. Ve aynı zamanda kaç hertz kullandığımızı biz ESC'mize tanıtıyoruz ki ona göre akım çekiyor, voltaj çekiyor. Öncelikle kumanda alıcı bağlantısını yaptık. Daha sonra ESC'yi kumandaya bağladık. Motor bağlamıyoruz. Çünkü motor bağlamanızı tavsiye etmem. Herhangi bir şekilde pervane varsa kesinlikle elinize kesebilir. O yüzden normal ESC takın. Daha sonra kumandayı açmadan tam gaz yapın. Daha sonra ESC takın pile. Taktığınızda zaten otomatikman etmeye başlayacak. Hangi ESC alırsanız onun ayarlarına girerseniz ya da kontrol kartı var özel. Onlardan alırsanız programlı bir ESC ise onlardan alabilirseniz daha rahat yapabilirsiniz. Buradan da seçerek biz yine aynı şekilde minimum maksimum çıkışlarını alabiliyoruz. Ama onu yapmanızda daha yararlı var. Onu yaptıktan sonra bu ESC kalibrasyonu yaparsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi geldik asıl bizim uç modlarımıza. 5. kanalı ben o yüzden atamıştım. 5. kanalı yapıyorum genelde arkadaşlar. 5. kanalı atadım. Daha sonra bu şekilde herhangi bir buna fark etmez. Toplam 6 tane uç modu seçebiliyoruz. Ama zaten genelde kumandalarda 3 ya da 2 konumlu switch olabiliyor. Diğer o potansiyometre olanları, yuvarlak olanları varsa onları kesinlikle yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü orada herhangi bir şekilde eliniz kaydığı zaman başka uç moduna geçip hava aracınızın düşmesine sebebiyet verebilirsiniz. Öncelikle benim yaptığım arkadaşlar 1 ve 2. moda ne olur ne olmaz diye uç manuel mod yapıyorum. Yani en yukarıda. Ortada stabilize mod oluyor genelde. En altta da otomat oluyor. Eğer iki switch varsa isterseniz tamamen stabilize koyabiliyorsunuz. Stabilize otoya geçebiliyorsunuz. İsterseniz stabilize mod olmuyor. Normal otoya geçiyor. Manuel mod şu arkadaşlar. Tamam arazide kontrol bir uçak gibi. Herhangi bir şekilde bir uç kontrol karttan veri almadan yapıyor. Stabilize modda GPS yardımı almadan, otonom bir şekilde uçmadan sadece verdiğiniz yönü tekrar düzelterek uçağınızı düz pozisyona getirmeye çalışıyor. Otomotta ileride göreceksiniz. Siz bir uçuş yeri yapacaksınız. Uçuş planlayacaksınız. Onun hareket etmesi için, o görevleri yapması için otomatik mod oluyorsunuz. Yani tamamen otopilot sistemine geçiyorsunuz. Dronlarda da ETL dediğimiz tamamen tıkladığın zaman olduğu kalktığı yere geri iniş yaparak bizim hava aracımızın herhangi bir şekilde emergency durumunu yapıyor. Sabit kanatlı bu biraz sıkıntı. Onu pek tavsiye etmiyorum ama dronlarda yapabilirsiniz. Dronlarda yapılması da gerekiyor zaten. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Stick'leri oynayarak şu yeşil alana geldiği zaman arkadaşlar o onaylı oluyor. Yani stick'i aldım en üst pozisyonda. Normalde en üst pozisyonda dedim ki ben manuel mod olsun. Buraya yeşil yandı. Sonra stabilize aldım. Ya bunların arasında büyük ihtimal yanar. Onları seçiyorum. Daha sonra otuya aldığımda genellikle şu oluyor. Bu yeşil oluyor. Yani hangi yeşil ekran geldiyse biz o moddayız. Ona göre de hareket ediyoruz arkadaşlar. Şimdi PSF'e geçelim. PSF nasıldır? Nasıl ayarlanır? Kısaca ondan bahsedeyim. Önce kumandadan bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü kumandanı ayarlamamız lazım. Kumandadan ayarlamak için öncelikle biz hangi kategorilere katılıyoruz onu bilmemiz lazım. Sabit kanat mı? Döner kanat mı? Bitöyle mi? Sabit kanat, döner kanat ve bitöyle çok dikkatli edin. Bunda yarışmanın da yapamazsınız. Bu şu elverişi alamazsınız. Aileron tam sabit kanatlı. Elevatör tam yükseliş. Motor tamamen kapalı. Rudder tam sağ. Flap varsa tam aşağı. Bu sabit kanatlıysa için. Döner kanatlıysa yarım gaz ve motor emergency durumda tamamen kapatma. VTOL'de aynı şekilde VTOL'den önce döner kanada geçmesi, yarım gaz alınması, emergency durumda hakem herhangi bir şekilde motoru kapat dediği zaman motorun tamamen kapatılması. Bu felsefi yapmanız gerekiyor. Peki bu felsefi nasıl yapıyoruz? Kumandadan PSF ayarına giriyoruz arkadaşlar burada. Daha sonra aileronları PSF'e çeviriyoruz. Daha sonra
hangi şey yapacaksak o kumandaya göre stick veriyoruz. Yani şuradaki eleronu ben tam sağ yaptığım zaman sağda bir parametre çıkacak. Bunu onaylıyor musun diyecek. Evet diyecek. Tam sağ yapacak ve bakın burada 100. Aynı şekilde elevatör yaptım. Tam aşağı doğru yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde face-safe onayladım. Bakın tam 100. Aynı şekilde sol siteye geldim arkadaşlar. Gazı tamamen aşağıda çektim. Artık tamamen terim kapalı. Bakın gaz eksi 100'lü arkadaşlar. Rudder'ı soldaki siteyi tam sağ yaptım arkadaşlar. Artı 100. Yani benim face-safe'im tam. Burada da onu yapmam lazım ki benim face-safe'im onaylansın. X başka bir kumandaya geçelim. Yine aynı şekilde kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4 diye geçiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde sağdaki siteyi tam sağ yaptım arkadaşlar. Bunu biraz kısmıştım. Başka bir özellik için. Bakın tam değeri aslında %60. Yani %100 göremeyebilirsiniz. Bu önemli değil. %60 da aynı şekilde. Elevatörü de aynı şekilde kısmıştım. Elevatörü de aşağı doğru yaptım arkadaşlar. Tam aşağı %41. Soldaki siteyi yine aynı şekilde sağa verdim arkadaşlar. Sağa bakın hiç kısmamıştım %100. Gazı tamamen aşağı çekmiştim. %100 eksi. Bunu yaparak da bizim PSF'imizi kumandadan ayarlıyoruz. Daha sonra uçuş modunda nasıl yapacağız? Uçuş modunda kumanda taktım. Herhangi bir şekilde karabasit sonarımı yaptım. Hiçbir sıkıntım yok. Tamamen benim sistemimi görüyor. Daha sonra sistemi gördükten sonra bu şekilde bakın. Herhangi bir şekilde sıkıntımız yok. Daha sonra ben bunu bir anda kumandamı kapattım. Bağlıyken. Bakın burada normal eleron buradayken bakın tamamen verdi. Normalde biraz dalış vermişim. Dalışı tamamen kapattı. Gaz zaten sıfırdaydı. Sıfıra getirdi. Rudder'ı bakın şuradaydı. Maksimum değerim benim burasıydı. Buraya göre ayarladı ve tamamen PSF'e geçerek benim hava aracımı otomatikman sağa biraz da yükseliş vererek motor tam kapatarak iniş sağladı. Bunu drone'la da aynı şekilde yapar arkadaşlar. Hiçbir şekilde servo zaten yön vermez. Tamamen retiralı aldığınızda gazı belli bir seviye düşürerek yarının altında yavaşça inmesini sağlayarak her şekilde kırımsız inmesini sağlıyor arkadaşlar. PSF'i ayarlamanız kesinlikle gerekiyor. Buna dikkat edin. PSF'i ayarlamazsanız uçunuz ona verilmez. Geçelim daha sonra pilim izlemize. Şimdi biz ekranımızda pilimizi izliyorduk. Peki nasıl izleyeceğiz? Öncelikle bir tane güç modülü almanız lazım arkadaşlar. Bazı otopilotlarda güç modülü satılmıyor. Buna dikkat edin. Aldığınız firmalara güç modülü satılıp satılmadığını sorun. Niye güç modülünü alın diyorum size. Çünkü hava aracını uçarken kaç amper çektiğini ve yüzde kaç kaldığını buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve bu sayede hava aracınızın kırımı en az indirgi edilerek bir dahaki sefere daha fazla uçmanızı sağlıyor. Hava aracının izleme kategorisini ve hangi aldıysanız ona göre seçerek arkadaşlar burada ya da herhangi bir başka bir program olabilir. Onu da aynı şekilde seçerek yapıyorsunuz. Daha sonra pilin kapasite değerini gidiyorsunuz. Kaç miliamper olduğunu. İşte pil zayıf olduğunu uyarı vermek için buraya tık atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve girdiğinizde bağladığınız arkadaşlar volt kaç volt olduğunu ve motorun yüzde motor verdiğinizde kaç amper çektiğini ve pilin yüzde kaç olduğunu rahatlıkla burada görebiliyorsunuz. Bu sayede de sizin hava aracınızın kaç amper olduğunu çektiğini ve yüzde kaç kalarak görevi tamamlayacağını buradan rahatlıkla algılayabiliyorsunuz. Evet, şimdi rüzgar hızı ölçümümüzün ayarına geldik. Yani airspeed'imizi. Airspeed'imizi almadan önce uçuş kontrol kartının manueline bakarak hangi airspeed'i destekliyorsa yani rüzgar hızı ölçümümüzü ona göre almamız gerekiyor. Yanlış alırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden manueline dikkat edin. Bunlar analog ve dijital olarak ayrılıyor. Bir pakette genelde bir tüpümüz, bir sinyal giriş kablomuz, kontrol kartımız ve aynı zamanda bir tüpümüz var. Bunları alarak belli ölçülerde keserek bağlıyorsunuz. Yine aynı şekilde manuelde çok rahatlıkla gösteriyor. Bunları bağladıktan sonra kalibre yapmanız lazım. Burada analog pin ya da hangi portta aldıysanız, hangi marka aldıysanız buraya giriyorsunuz. Dijital mi, analog mu? Daha sonra bunu kalibre yapmaya başlıyorsunuz. Kalibre yaparken şuna dikkat edin. Buraya yanlışlıkla üflemeyin arkadaşlar. Genelde yapılan büyük hatalardan bir tanesi bu. Uçuş alanına gitmeden önce de oraya bir kılıf yapın. Kılıfı geçirin. Daha sonra uçuşa çıkmadan önce çıkartın. Kalibreyi tekrar yapın. Ve düzgün veri almanızı sizin sağlayacak. Ve bu sayede de airspeed'iniz, rüzgar hızınız, ölçeriniz rahat bir şekilde çalışmış olacak. Ve daha emniyetli bir şekilde hava aracınızın uçurmanı sağlayacak. Yine aynı şekilde döner kanatlı bunu almasın. Sadece sabit kanatlı alsın. Döner kanatlı zaten bunun işe yaramıyor. Buna dikkat edin. Evet. Şimdi gelelim drone'lara. Drone'ları tesis etmeye arkadaşlar. Öncelikle buradan motor testine girdim. Motor testine girdikten sonra bizim burada bir sol üst köşede güç yazıyor. Yüzde kaç motor vereceğini yazıyor. Yüzde kaç vereceğini yazıyor. Burada da süresini yazıyor. Burada da bakın A, B, C, D yazıyor. A birinci motor, B ikinci, C üçüncü, D dördüncü motor. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar
quad mı, trid mi, hexa mı, hangi uçakla uçacaksınız, drone uçacaksanız burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bakın burada dönüşleri gözüküyor. Mesela 1'e bakarsak burada saat yönünün tersi dönüyor. Üçüncü motor saat yönü dönüyor. Karşıda bakın direkt iki motor buraya atmış. İkinci motor saat yönü tersi. Üçüncü motor saat yönde. Demek oluyor ki arkadaşlar bizim 1 ve 2 motorumuz, şu çapraz motorlar aynı yönde, şu diğer çapraz motorlar aynı yönde çalışıyor. Bunları burada test ederek pervaneye doğru takmadığınızda rahatlıkla algılayabiliyorsunuz. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi uçta çıkıyorsunuz. Çok güzel ayarladınız drone'unuzu. Hiçbir sıkıntınız yok. Çok güzel de yaptınız. Ama pervaneyi yanlış taktınız hat açısını. Burada bir anda arm yaptığınızda, yani siz uçağı aktif ettiğinizde, motor çalışma başladığında biraz gaz verdiğinizde otomatikman takla atıyor ve kırılıyor. Kırıldığı zaman da sizin tekrar emek harcamanızı ve tekrar bunu yapmanız önemsiyor. O yüzden bunları burada iyi ayarlarsanız herhangi bir şekilde sıkıntı çekmezsiniz ve uçuşta daha rahat elde edersiniz. Bunları geçmeyin, tamamen yapın. Daha sonra temel ayarlara geldik arkadaşlar. Bu temel ayarlar ne? Şimdi bir uçuş yapacağım ama uçuşta bazı şeyler yapmam lazım. Servonun değerleri var, PID değerleri. Bu PID değerleri çok fazla oynamanızı taraftar ederim çünkü çok zor ayarlanabilir. Çok biraz ileriyseniz arkadaşlar bunları ayarlayabilirsiniz. Bunlar servonuzun mevcut hata payını ya da önceki hataların ne kadar dikkat edeceğini bu şekilde tarafe ederek buradan yapabiliyorsunuz. Bu değerleri oynayarak sizin ne kadar servonuzu hareket ettireceğiniz ya da hata telenor edeceğini buradan yapabiliyorsunuz. Şurada L1 kontrol yazıyor arkadaşlar, tur kontrolü. Burada da sizin yatış açısınızı, yüzde kaç, bunu indirdikçe arkadaşlar, %70'den 60'a 50'ye indirdiğiniz zaman daha keskin dönmeye başlıyor. Keskin dönmesi şu kötü olabilir. Siz keskin döndüğünüzde arkadaşlar otopilot destekleyemeyen elevator, elevator desteklemediği için irtifa kaybeder ve yere düşmenizi sağlayabilir. Bu yüzden bunu deneyerek, az az kısarak yapmanız lazım. Birden çok az bir değer vererek dönüşünüzü yapmayın, buna dikkat edin. Burası da güç arkadaşlar. Cross modumuz, minimum, maksimum değerimiz. Bunları girerek siz yapabiliyorsunuz. Eğer rüzgar hızınızı yapmak için de cross'umuzu, yani kaç metre bir saatte gideceksek buraya yazabiliyoruz arkadaşlar. Bu veriyi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunları ileride göstereceğim simülasyonu da ayarlayarak siz ortalama bir değer alabilirsiniz. Simülasyonu da zaten ileride göstereceğim. O da sizin uçta rahat etmenizi sağlayacak aslında. Evet, geçelim. Evet, şimdi de uçuş planlama nasıl yapacağız? Önce uçuş planına girmemiz lazım. Uçuş planına girdikten sonra tabii şu an siz uçuş planında yaparsanız daha rahat olur. Çünkü uçağınız görecek. Şu an ben bir promo üstünden yapacağım ve simülasyon yapacağım. Yani ilk koordinat bu şekilde atadı. Daha sonra bu şekilde girdikten sonra arkadaşlar ilk baş eğer sabit ya da döner kanat fark etmez. Ben radyo kontrolü çıkıp da otonoma geçmeyeceksem normal direkt sıfırdan take off'u yani kalkışı da kendim yapacaksam ona göre ayarlayacağım. İlk baş geldim. Buraya sağa tıkladım arkadaşlar yeşil çizgiye. Sağa tıkladıktan sonra bakın şurada parametreler çıktı. Bunlar ne arkadaşlar? Kontrol koordinatı sil, koordinatı dahil etme, rotasyon, atlama, geri dön, iniş, kalkış, görevi temizle gibi birçok görev var. Biz öncelikle kalkış yapacağız. Kalkışa tıklıyorum arkadaşlar yine aynı şekilde soldan. Daha sonra bana otomatikman diyor ki take off kalkışın, yani otomatik kalkışın kaç olsun diyor. Altitude yüksekliğin 10 dedim. Devam ettim. Daha sonra dedi ki elevatörün açın kaç olsun dedi. 15 dedim. Çok fazla yapmayın. Neden yapmayın bunu? Eğer çok fazla açı verirseniz burada sizin uçağınız birden dikilir. Yani yükselir. Ve sizin sol dediğimiz tamamen hava kesilerek uçağınızın sola girip düşmesini sağlar. O yüzden çok fazla değer vermeyin ilk zamanlar. Daha sonra yavaş yavaş bakarak attırabilirsiniz. Devam ettik. Bakın otomatik take off'um attı. Açımı yazdı ve altitude'umu yazdı. Buradan koordinat çapına baktığımız zaman bakın koordinat çapı, yarı çapı varsayılan ve yüksekliğimi gösteriyor. Şu an burada 100 ama bunu ben 20'ye düşüreceğim. Bakın daha sonra aynı şekilde ben maskeli olarak yaklaşık uçuş sizin uçuş görevine göre tıkladım ve koordinatlar atadı. Bakın alt alta atadı hepsini. Take-off'tan sonra başladı. Bakın 20 yapmıştım. Otomatik hepsini 20 yaptı. Yani tek tek buraya girmenize gerek yok. Bunları değiştirebiliyorsunuz koordinatı. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Sizin girmeden önce uçağınızın o yarıçapa dönmesini sağlıyor. Bu sayede de sizin uçuş alanına çıkmamanızı sağlıyor. Daha sonra da burada ekranlarda arkadaşlar eleme var, yani bunu silme silebiliyorsunuz. Aynı şekilde yanlış point attınız. Yukarı ve aşağı hareket ettirerek o yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Mesafesi var. Hızımız var. Vesaire bunları girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları girdikten sonra da biz eğer uçuş kontrol kartını değiştirirken otomatik siz 360 gireceksiniz ya da servo atacaksınız vesaire. Bunları deneyerek yapabilirsiniz. Buradan da aynı şekilde
iniş, kalkış ve herhangi bir şekilde yapabilirsiniz. Low tur 360 demek. Genelde low tur tur. Yani kaç tur atacağınızı yazıyorsunuz ya da kaç saniye, dakika atacağınızı yazıyorsunuz vesaire. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu ses servo da sizin için önemli. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Bunu yazdım. Daha sonra ben dedim ki buradan verileri giriyorum. İşte radyosu kaç olsun ve hangi turdan sonra çıksın gibi şeyleri buradan girerek siz elde edebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bunu kaydetme var. Hep burada uçuyorsunuz, hep o arazide uçuyorsunuz diyelim, örnek verelim. Bu dosya yolunu kaydetiyorsunuz. Bu şekilde bir sekme geliyor. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra kaydede tıklıyorsunuz ve bu veriniz artık bilgisayarınıza kayıtlı oluyor. Tıktan sonra buradan hızlı okuma ve pist gönderme tıklıyorsunuz. Bunu gönderdikten sonra da uçuş verilerine geliyorsunuz. Bakın bizim şu anki rotamız orada gözüktü. Buraya baktığımızda arkadaşlar uçuş rotamız gözüktü. Her şeyimiz sıkıntı yok. Bağlantımız var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Daha sonra buradan komutlara geldik. Komutlardan bu şekilde baktığımda bizim komutlarımız oluşacak. Komutlardan etkinleştir, devre dışı bırak. Yani arm etmek demek. Arm ederken gerçekten şu şekilde yapıyorsunuz. Pilinizi taktınız. GPS'inizin switch'i vardır. Switch'inize bastınız. Daha sonra ister kumandanın, gaz kolunun, radara tam sağ yaparak arm yapabilirsiniz. Ya da buradan etkinleştire tıklayarak da arm yapabilirsiniz. Tıkladınız, otomatik kalkış yapacak. Otomatik kalkış yapmak için bakın ilk baş arm yaptım. Daha sonra otomatik kalkış yapmak için burayı otomatik moda geç dedim. Daha sonra artık tamamen ben takeoff'umu kendim yapmıştım. Yani havada vermeyeceğim. Eğer siz kendiniz otopilot kalkmayacaksanız, kendiniz kalkacaksanız kalkıyorsunuz. O takeoff'u vermiyorsunuz. Burayı koordinatı veriyorsunuz. Burayı veriyorsunuz. Ve diğerlerini veriyorsunuz. Bu rotaya girer girmez hemen vermeniz gerekiyor. Otomatik moda verdikten sonra da bu rotaları takip ederek de sizin hava aracınızın otonom şekilde uçmasını sağlıyor. Ben şu an simülasyonu yaptığım için veriler tam doğru olmayabilir. Bakın ilk rotaya geldi. Çapı vermiştim. Döndü. Bakın bu çapı gitgide düşürerek şuradaki çapları yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda hızınızı düşürerek devam edin. Bakın 18 metrede geliyor. Gayet iyi. Burada bir tur low tur at dedim. Yani bir 360 at dedim. Sağdan bir 360 aldı. Tekrar diğer koordinata geldi. Bakın burada açılarımız, yükselişi, dönüşü her şeyi buradan görebilirsiniz. Devam ettim. Daha sonra iniş yap dedim. Yaklaşık inişi biraz zor yaptı ama şu an ilk denemeye göre gayet iyiydi. Daha sonra tabii simülasyon. Şimdi siz uçağınızı yaptınız. Eğer pilotunuz yoksa bunu zorlanacaksınız. Çünkü uçuş alanına fazla gidemeyebilirsiniz. Ama bir şeyler denemek istiyorsunuz. Simülasyona geliyorsunuz. Simülasyonda bu şekilde bir ekran çıkıyor. Daha sonra buradaki parametreden arkadaşlar, model parametresini arkadaşlar. Buradaki parametreden siz istediğiniz kuat mı, plan, uçak mı herhangi bir şekilde seçerek sizin simülasyonunuzu otomatik şey yapıyor. Kartı yüklemesi herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra ben tabii otomatik yapmıştım birkaç point. Onlardan bir tanesini seçip yükledim. Yine aynı şekilde yükledikten sonra da arkadaşlar bu şekilde çıkıyor. Yine aynı şekilde hızlı okuma ve pist gönderme tıklayarak benim uçuş yerime geliyor. Normal uçuş yerimde. Komutlardan yine aynı şekilde arm ediyorum. Arm ettikten sonra otomatik moda geçiyorum ve ben hava aracımı yeniden simülasyon ortamında uçağımı takip edebiliyorum. Takip ederken de şunlara dikkat ediyorum. Rotasyona giriyor mu, girmiyor mu? Nereden dönüyor? Bunlara tamamen dikkat edin. Bir de simülasyon yapmaya çalışın. Simülasyon yaptıkça sizin buradaki değerlerinizi okumada ve diğer ayarları yapmada çok yardımcı olacak. Çünkü bir anda uçağınızı alıp otonom çıktığınızda uçağınız ve drone'un zarar görebilir. O yüzden buna dikkat edin. Tekrar ilk derste dediğim gibi arkadaşlar bir sürü uçuş kontrol kartımız var. Size hangisi yararlı son almanız lazım. Sensörü ve diğerlerine göre almanız lazım. GPS dediğimiz ya da aynı şekilde airspeed dediğimiz bütün bu sensörleri sizin aldığınız uçuş kontrol kartına göre belirlemeniz, ona göre almanız lazım. Tekrar bahsediyorum arkadaşlar. Bizim uçuş kontrol kartında bir imge vardı. Ok yönündeydi. Bakın bir hava aracının ok yönünde burasını gösteriyor. Yani burnu bu taraf. Yani biz bu tarafa doğru koyacağız. Bu drone olur. Herhangi bir şekilde VTOL olur ya da sabit kanat uçağınız olur. Bu şekilde koymanız gerekiyor ki arkadaşlar uçağınız zarar görmesin. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar simülasyon bol bol yaparak aktif hale gelerek daha rahat uçuş yapabilirsiniz gerçekte. Eğitim videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazasız uçuşlar. Uçuş alanında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.